Dostlar, cümleten selam. Hayırlı akşamlar diyeyim öncelikle. Umarım iyisinizdir. Bayağı oldu video atamadım, görüşemedim sizlerle. Biraz değişik bir video yapısı olacak ama artık kusura bakmayın. Çünkü konularımızla alakasız bir video olacak bu. Birbirimizi daha iyi tanımamız, birbirimize sormuş olduğumuz soruları daha toplu bir şekilde görmemiz. Kısacası kanalımızı tek bir yerde birleştirip burada büyük bir aile olmak için adımlar atıyoruz. Bu adımlardan birisi de kodlayalım.net adresi üzerinde bulunan forumumuz. Bu forum bize ait arkadaşlar. Yeni oluşturduk daha. Birkaç yazımız var. Tabi bunlar önceki forumumuzdan gelen yazılar. Şu anki ismi kodlayalım.net. Eğer ki forumumuza gelirseniz siz de burada bizlerle birlikte konuşabilir, sohbet edebilir, sorularınıza cevap alabilir. Gelecek için planlar yapabilir, tanışabilir veya ne bileyim takılabilirsiniz, sohbet edersiniz, gezer tozarsınız kısaca. Şimdi forumumuzun amacı ne? Ondan kısaca bahsedeyim. Sohson kanalında bulunan videolardaki sorular veya videoların içeriğiyle ilgili olan sorular veya sonrasında gelecek olan videoların sorularını biz burada bir araya getirmeye çalışıyoruz. Yani aklınıza takılan soruları ister video altına yazarsınız, isterseniz de birden çok kişinin aynı anda görüp daha hızlı bir şekilde yanıtlanması için de kodlayalım.net üzerindeki forumumuzdan bu sorunuzu iletebilirsiniz. Forumumuza kodlayalım.net üzerinden doğrudan erişebiliyorsunuz. Sol taraftaki etiketlerden ilgili alanı seçerek kendi sorunuzu sorabilirsiniz veya takip etmek istediğiniz herhangi bir etiket varsa bunu seçerek de onunla ilgili olan yazıları görebilirsiniz. Blogumuz var. Burada forumumuzla ilgili duyurularımız var. Blog kodlamayla ilgili özel bir alanımız var. Burada şöyle tıkladığımda göstereyim size. Bakın projeler var, eklentiler var ve sorular var. Sorular kısmında MIT App Inventor yapılmış olan yani kodular Neutron da dahil olmak üzere onların genel sağlayıcısı MIT App Inventor. Bununla yapılmış olan uygulamalarınız varsa bunları paylaşabilirsiniz veya internette paylaşılmış olan AI dosyalarını burada paylaşabilirsiniz. Bu projeler kısmına giriyor. Eklentiler kısmında AX yani eklentilerimiz var. Dosyalarımız olacak şekilde. Onları isterseniz yüklersiniz, isterseniz var olanları yükleyebilirsiniz kendinize. Sorular var. Sorular kısmında da takıldığınız yerlerdeki sorularınızı bize iletebilirsiniz. Veya forumuza iletirsiniz. Biz demişken zaten biz büyük bir aileyiz. Bundan dolayı ben demiyorum, biz diyorum. Bu alanda böyle bir çalışmamız var. Altta kalan kısımda yazılım dilleriyle ilgili olan sorularınızı iletebilirsiniz. Buraya daha fazla dil eklenecek. Şu an için yeterli bilgimiz bu dillerde. Bundan dolayı bunları yazıyoruz. Tabii ki kitlemiz arttıkça bilen sayısı da artacaktır. Bunlardan dolayı da buradaki dilleri artıracağız. Siber güvenlikle ilgili sorularını sorabilirsiniz. Buraya özellikle siber güvenlik dedik. İşte Linux'la daha doğrusu yapmış olduğunuz herhangi bir program olur, bir kod yapısı olur. Bunu çalıştırmayla ilgili olan alan. Hack alanı. Bunlarla ilgili sorularınızı da buraya doğrudan yöneltebiliyorsunuz. Bunun için yapılmış bir alan. Grafik tasarım alanında tasarımcıları ilgilendiren bir alan ve hepimizi ilgilendiriyor ama tasarımcıları bir tık daha çok ilgilendiren bir alanımız. Burada da grafik tasarımla ilgili her türlü soruyu veya konuşmak istediğimizi konuşabiliyoruz. Web yardımda da üstteki dillerle yapmış olduğumuz web yazılımlarımız olur, işte web sitelerimiz olur. Bunların takıldığımız noktalarını veya işte danışmak istediğimiz noktalarını veyahut da diğer insanlara faydası olabilecek yapılarını, kodlarını, örneklerini paylaşabildiğimiz bir alan. Buradan da bize veya hepimize bunları ulaştırabiliyorsunuz. Böyle bir şansımız var. Aşağıda sohbet odamız var. Sohbet odamızda birbirimizle sohbet ediyoruz. İşte kendimiz yeni bir sohbet konusu oluşturabiliriz. Örneğin ne hakkında konuşalım? İşte Sovzon'da şu anda konuşan Ali. Kimsin sen diye, Calti Koç kimdir diye bir sohbet başlatabilirsiniz. Yani bu böyle bir şey olsa muhabbet döner. Bu da hoş bir şey. İstediğiniz her şeyi sohbet alanında dönüştürebilirsiniz. Tabii bu belli kurallar çerçevesinde. Size kuralları tek tek hatırlatmama gerek yok. Çünkü insan neye uyacağını, neye uymayacağını veya neyin mantığa uygun olup olmayacağını kendisi biliyor. Birbirimizi üzmeden, birbirimizi kırmadan, böyle bir kaos ortamı oluşturmadan sakin, sevecen, mutlu, eğlenceli, dinamik bir şekilde bir sohbetlerimizi edebiliriz. Yani canınızı sıkmayın. Kimse yoksa biz varız ya. Biz bize yeteriz. Boş ver. Altında diğer alanımız var. Bu diğer alanımızda ses değişti. Videoyu kesmedim. Korkmayın. Sadece bir atlama yapınca ondan dolayı oldu. Diğer alanımıza da aklımızda olan herhangi bir yardımcı ve bilgilendirici konular olur. Öğrenmek istediğimiz konular olur. Örneğin araba. Araba ile ilgili bir konu açabilirsiniz diğere.
Gelip de neden Tofaş'ların fiyatı bu kadar diye bir konu açabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Veya tutarsanız işte Pimapen fiyatları. Yani pencere, PVC fiyatları gibi bir saçma sapan. Aklıma şu ana geldi çünkü cam açık. Tırların sesi, arabaların sesi geliyor. Doğrudan oraya odaklanmış bulunmaktayım. Bundan dolayı aklıma öyle bir şey geldi. Sizin aklınıza ne gelirse yazın gitsin ya. Ne olacak? Uygun görmezsek biz kaldırırız yönetim olarak. Siz tereddüt etmeyin. Korkmayın, burada kimseye açtığı konudan dolayı uyarı veya hesap silme gibi bir şey yapmayacağız. Ha, ama tutarsanız ki birisini üzerseniz, birisinin kalbini kırarsanız veya maddi manevi herhangi bir değerine, bir sahip olduğu değere tutup da aşağılayıcı, küfür tarzında bir şey yaparsanız vallahi kusura bakmayın. Sizin ben de ne işte aşağıladığınız değerlerinizi o an önemserim ne de sizi ön plana koyarak önemserim. Doğrudan sizi silerim. Elbette her şeye saygımız var ancak saygısı olmayana biz aynı şekilde değil de onu bir daha görmemek üzere bir işlem uygularız. Haberiniz olsun. Bu kadar. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Sonra gerginsin falan filan diyorlar bana. Ben gergin bir insan değilim. Sakin bir insanım. İşte böyle. Kodlayalım.net'i açtığımızda açılacak. Bu aralar sunucumuzda ufak bir sıkıntı var. Bunu zaten iletti kendilerine. Bizle ilgili bir sıkıntı değil. Sunucumuzun bulunmuş olduğu şirketin tüm artık ne diyeyim sunucuları, hostları hepsi sıkıntı içerisindeymiş. Bunu düzelteceklerini söylediler birkaç güne. Artık birkaç gün böyle birazcık işte 2-3 saniye kadar geç yüklenmeler olabiliyor. Bunları artık alttan alırsanız çok çok sevinirim, çok çok mutlu olurum. Evet, 6-7 dakikalık bir video oldu. Videoyu %90 kesmem. Hiçbir yerini kesmeyeceğim. Çünkü doğal olması daha güzel. Doğal bir şekilde konuşmamız, şey yapmamız, dertleşmemiz hoş oldu. Konuşamadım. Kusura bakmayın. Evet, bu şekilde dostlar. Yapacağımız işler çok. İşler çok ama yapacak adam da çok da yapasımız gelmiyor. Çünkü başka işlerimiz var, yoğunuz. Ondan dolayı kısaca ondan da bahsedeyim. Video gelmiyor diyoruz. Neden video gelmiyor? Aslında video gelecek de. Videonun gelmeme nedeni benim işlerim. Yani kodular olsun, grafik tasarım olsun veya işte web dersleri olsun ben çekiyorum ama ben bunların hepsine yetişemiyorum çünkü kendim işler alıyorum, işler geliyor, müşteriler geliyor, onlarla uğraşıyoruz. İşte forum falan açtık, bunlarla uğraştık birkaç gün. Sıkıntılar yaşadık bazı alanlarda, onlarla uğraştık. Yani uzun bir süredir farklı farklı alanlarla uğraştığım için videolara odaklanamadım. Evet, videolar kopuk kopuk gibi olmaya başladı. Hoş değil. Düzelteceğim. Düzelteceğim inşallah. Bakalım o şekilde. Hepiniz Allah'a emanet olun. Desteklerinizi bekliyorum. Valla abone olursanız çok çok güzel olacak. Bu arada 4000 saati de dolduramadım, hala da kanalım dolmuyor çünkü izlenmeler düşük. Ya şu işin içinden, ucundan, içinden bir yerden tutun da birazcık izlenme saat kasalım. Bunun vesilesiyle de artık sizlere daha harika içerikler üretmeye başlayalım. Diyeceklerim bu kadar dostlar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Çok çok, çok çok ama çok çok kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar.